Şu gördüğünüz şey Türkiye'deki doğum oranları. Ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum ama ben size söyleyeyim buradan. Ben doğduğum yıl 6,5'muş kadın başına düşen bebek oranı. 6,5, her kadın 6,5 çocuk doğuruyor. Ortalaması bu ha. Yani bu ne demek? Yani bazı kadınlar 1-2 çocuk doğuruyorsa bazıları böyle 12, 13, 14 çocuk falan doğuruyor. 6,5 ya ben doğduğum yıl. Şu anda 2,07, 2018 itibariyle 2,07 arkadaşlar. İstanbul'da 1,55 bu rakam. 2,05'in altına düşerse, hatta 2,10'un altına düşerse nüfus yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bu resim çok net gösteriyor ki biz daha az doğuruyoruz Türkiye'de. Tamam mı? Yani çocuk sayısı az olunca toplum yaşlanıyor. Yani daha uzun yaşıyoruz, daha az doğuruyoruz. Yaşlı sayısı artıyor, genç sayısı azalıyor. Nüfus net olarak yaşlanıyor. Şimdi size bir soru soruyorum arkadaşlar. 2020 yılında 7,6 milyon 65 yaşın üstünde. Tamam mı? Şu anda bu böyle. 7,6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaşının üstünde. 2070 yılında kaç milyon kişi 65 yaşın üzerinde olacak? Zoom anketi hadi bakalım. Farkındasınız olayın arkadaşlar. Bu güzel haber. 7,6 milyon olan 65 yaş üstü nüfusunun sadece 11 milyon olacağını sadece %2'si düşünüyor katılımcıların. %6'sı 15 milyon demiş. %19'u 19 milyon demiş. Büyük çoğunluk %46'sı 23 milyon olacak demiş. %27'si de 27 milyon olacak demiş. Bakalım rakam ne? Şimdi arkadaşlar size nüfus piramitlerini gösteriyorum. 1970 yılının nüfus piramidi bildiğim piramit. 34,5 milyon bir nüfusumuz var. Erkek kadın, işte pembeler ve maviler. Tam bir piramit şekli. 2020 yılında, yani geçen yıl, bu piramit özelliğini kaybediyor. Böyle işte ben bunu Galata Kulesi'ne benzetiyorum biraz. Kuleye dönüyor. Ve bakın üst taraf nasıl kalınlaşmaya başladı. Alt taraf nasıl inceldi. 2070 yılı, 50 yıl ileriye sarıyoruz. Nasıl sarıyoruz? Çok basit arkadaşlar. Buna deterministik simülasyon deniyor. Doğum oranlarını biliyoruz, ölüm oranlarını biliyoruz. 50 yıl nüfusu ileriye sarıyoruz, tamam mı? Bunlar fazla değişmez. Bunları fazla değiştiremezsiniz. Çünkü sosyal fenomen, yani köyden şehre göçüş ile birlikte doğum oranları düşüyor. Teknoloji ve tıbbın gelişimiyle de ömürler uzuyor. Sen bunu kolay kolay savaşla falan değiştirebilirsin ancak. Veya çok büyük sayıda göçmen mülteciyle falan değiştirebilirsin. Ki o da kısa süreli bir değişim olur. Yani bakın köyde 14 çocuk yapan aile şehre geldiği anda onların çocukları sadece birer çocuk yapıyor. Bir jenerasyonda değişiyor iş. Çünkü şehirde, yani köyde sana fayda olan çocuk şehirde senden götürmeye başlıyor. Masraflı olmaya başlıyor. Pandeminin piramidi etkileyip etkilemediğini zaman içerisinde göreceğiz. Bu piramidi etkilemiyor arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz yaşlılar sizlersiniz. Pandemi şu anda piramidin üst tarafından biraz tıraşlama yapıyor. Şu anki piramidin. Ama 2070'te gördüğünüz gibi alt taraf iyice daralmış, üst taraf iyice genişlemiş. Şimdi bunu sayılara dökelim. 96 milyon. Bu arada Türkiye nüfusunun 98 milyonda falan maksimuma ulaşıp sonra aşağı doğru gitmesi bekleniyor. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Oranlara ya da işte 65 yaş üstü oranlarına bakalım arkadaşlar. 1970'te %4'tü bu. 1,4 milyon. Şu anda %9. Yani her 100 kişiden 9 tanesi 65 yaş üstü. Niye 65'e taktın derseniz, Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üstünü yaşlı olarak tanımlıyor. Ya tabii bu tabii epey hakaretamiz bir tanım ve birazcık yenilenmesi gerekiyor. Biraz eskide kalmış bir tanım ama onlar öyle diyorlar şu anda. Peki 2070'te 26,5 milyon arkadaşlar. Şimdi bakın çok önemli bir nokta burası hakikaten. Şunu söylüyorum, siz Türkiye'nin yaşlandığını görecek olan, yaşlandığını yaşayacak olan tek kuşaksınız.
Şu anda Türkiye'de ortanca yaş zaten 32,5, 32,7 falan. Artık genç bir nüfus değiliz. Sizin babalarınız genç Türkiye masallarıyla büyütüldü. Artık genç değiliz, orta yaşlı bir ülkeyiz. Sizlerin çocuklarınız da yaşlı bir ülkeye doğacaklar ya da torunlarınız diyeyim yaşlı bir ülkeye doğacaklar. Ama bu transition'ı gören, bu geçişi gören tek kuşak siz olacaksınız. Dolayısıyla çok ilginç bir kuşaksınız. Ülkenin yaşlandığına şahit olacak olan kuşaksınız.